Hoş geldiniz arkadaşlar. Disket kutusundan hepinize merhaba. Bugün yine Berk'le beraberim ve size, yani zaten videonun adından da her zaman söylediğim gibi anladığınız üzere Journey to the Savage Planet. Planet'tan bahsedeceğiz. Evet. Sen bayağı oynadın bu oyunu. Çok ya, o kadar çok oynadım ki yani anlat bitiremeyeceğim şimdi. Evet. O yüzden sen anlatıyorsun. Benim oyun oynama şansım olmadı. Ben sadece uzaktan izleyebildim. Ama oynamayı çok istiyorum çünkü çok eğlenceli gözüküyor. Evet. Bize birazdan bahset abi. Birazdan bana oyunu kapatırız. Oyun güzel, o yüzden gerek yok falan. Böyle sen de iyi alıştın ha. Burak abi iyi alıştırdı. Şundan bahsetmek istiyorum. Journey to the Savage Planet Typhoon Studios'un ilk yaptığı oyun. Yani her stüdyoya bu kadar şans denk gelmezler. İlk yaptığı oyunun bu kadar güzel çıkması, iyi notlar almış olması. 505 Games yayıncısı. Typhoon Studios. Geliştiricisi. Aynen. 505'in, çünkü o dikkatimi çekti. 505 Games'in yayıncı görünce ben genelde bir böyle şey acaba yapıyorum. Acaba ne oluyor falan diyorsun. Bu güzel olabilir diyorum. Çünkü genelde güzel oyunlar çıkıyor. Sevdiğim oyunlar çıkıyor orada. Evet, evet. Oyun eğlenceli bir oyun. İlk trailerına baktığımızda acaba şey mi ediyor? Normal Sky'a mı ediyor? Bu nasıl bir şey oluyor? Falan dendi. Tabii o kadar büyük bir oyun beklemeyin. Baştan söyleyeyim. Sana nasıl diyeyim? Art style olarak çünkü evet, çok benziyor. Evet, çok benziyor. Özetle uzayda geçiyor. Surprise surprise, spoiler alert. No shit Sherlock dediğiniz. Kindred Aerospace'ti galiba. Aerospace. Kindred Aerospace diye bir şirket elemanıyız. Uzay gemisi de bizi buraya göndermişler. Bunlar hani... bir de şeymiş galiba. Bu sektörde dördüncü şirket. Fourth best. Dördüncü en iyi bak. Dördüncü en iyi. Bunu oyun... gururla söylüyorlar zaten. Oyun zaten genel olarak ayağımı çarptım galiba. Çok ses gitmiş olabilir mikrofona. Olabilir. Bakıyoruz. Gitmiş evet. Kusura bakmayın. Şey ya, oyun zaten böyle goygoy bir oyun belli. Evet, kapitalizmle dalga geçen bir oyun. Hani o karmaşık ve karanlık tarafıyla dalga geçen bir oyun. Bunu zaten geminin içindeki videolarla görüyorsun. Evet, bazı evet, onları gördüm. Gerçek oyuncular oynatmışlar falan. O konuda kaliteli önlüğü vermemişler. Notunu sürekli verdim yani. Sürekli commercial videolar, özür dilerim, reklam videoları falan dönüyor. Kesinlikle. Çok eğlenceli o konuda. İşte bir gezegen düşüyorsunuz. Konversiyonu düşüyorsunuz zaten, olay burada patlak veriyor. Bir tane yanımızda yapay zeka var. GLaDOS gibi hani böyle mantıklı cevap üretiyor ama komik ve saçma oluyor genelde ve sarkazm yapıyor. Sarkazm evet. Yani sarkazm değil aslında onun bakımından. Echo bu arada yapay zekanın ismi. Yani şöyle örnek vereyim. Spoiler değil tabii. Bir yerde bir ışınlama cihazı buluyorsunuz. Diyor ki aslında seni burada ben yok edeceğim ve gemide tekrar yaratacağım diyor. Yani bu çok normal bir şey bir söylüyor. Ops falan diyor hani bazen, acaba bunu sana söylememeliydim ben, söylemem gerekmiyor muydu falan gibi, böyle kendi kendine çelişiyor hani. Güzel. Böyle komik şeyler de var mesela, oyunda ölüyorsunuz, lava düşüşü, ölüyorsun. Gemide seni kullanılıyor hafızalarında. Bak sen bir kullansın. Şirkette olan anlaşmandan dolayı sen bu görevi yapacaksın. Kaçarın yok. Kaçarın yok. Gibi komik enstantaneler var. Temelde bir keşif oyunu bu. Keşif var gördüğüm kadarıyla. Şey var. İşte malzeme topluyorsun, bunda craft yapıyorsun. Evet, 3 tane malzeme. Karbon, silikon, alüminyum diye yanlış hatırlamıyorsam. Karbonun bazılarını toplam yöntemlerimiz değişebiliyor tabi. Hayvanları gibi. Yedirip onun dışkılarını toplamak gibi. Aa, çok iyi. Tabi elinde bir tane şey var. Grog muydu, grup muydu? Öyle komik bir isimde bir yiyecek var. Bunda reklam var bu arada gemide. Yani her şey yerine geçen bu bulamaç izni satıyor şeklinde bir reklam yapıyorlar. Ama böyle mor, iğrenç bir bulamaç. bunu atıyorsun, bu yırtıklar yiyor, sonra dışkılıyor. Dışarıyı başka şekilde çıkartıyorlar, işlemden geçiriyorlar, ortaya yapıveriyorlar, onu topluyorsun. Şey falan da çok iyi, yırtıklar demişken yırtık tipleri falan da çok iyi. Böyle işte kocaman komik. Tek gözlü, İskisi ne bileyim, komik. Balık ama aynı zamanda kanatları olan falan hani. Bunları tarayıp zaten bir kodeksine, ne derler, kodekse güncelliyorsun, yerleştiriyorsun falan hani. Keşif demiştim zaten, o tarama kısmı hoşuma gitti. No Man's Sky biraz orası. Anladım. Onda evet, da vardı çünkü evet, böyle. Vardı. Scan'ı tarıyorsun, sonra onu kodekse ekliyorsun falan gibi şeyler aynen vardı. Zaten amacın o gezegene yaşama uygun olup olmadığını, yani gideceğin gezegenin yaşama uygun olup olmadığını çözmek olduğu için zaten bu şeylerin var. Ekipmanların, cihazların var. Metroidvania diyorlar bu tarz. Hani bir yere gidemiyorsun, sonra bir update alıyorsun. Alttan sonra. Sonra erişmeye başlıyorsun. Aslında kendini tekrarlamaktan ziyade daha çok oynanabilir hale getiriyor oyun hani. Çok backtracking. Aynı yerlerde gidiyorsun belki ama birazcık backtracking'in var tabii. Okay. Ama yani gidiyorsun, görüyorsun, ha ben buraya
bir şeyle zıplayacağım ki gideceğim falan diyorsun. Sonra keşfedip bir daha geliyorsun oraya gibi. Hmm. Zıplama dedin aklıma şey geldi. Onu da görmüştüm. Böyle ip gibi bir şey atıyorsun. Evet. Kanca atıyorsun. Lazer rimsi bir... Kanca diyoruz biz ona. Yani işte. Oyun dünyasında kanca diyoruz artık biz ona. Artık dilimize pelesenk oldu. İşte onlarla gidebiliyorsun falan. Böyle güzel şeyler var. Mesela bir yerde bir upgrade buldum. Yükseltme buldum. Turuncu bir jöle. İlkinde gidiyorsun. Eko al ye bunu diyor. Sana bir yarar olacak bunu diyor. Yiyorsun. Ben biraz daha bunu araştırayım sana ona en etkilerim diyor. Bunu yedikten sonra. Seni daha kuvvetlendirir diyor ama kötü yanı işte kemik tümörü var artık. Şey, o yüzden daha dayanıklı olur ama işte tümör falan diyor. Gerçekten çok böyle ya. Ha diye kaldığın şeyler oluyor oyunda. 4 tane ana bölüm var. Hı-hı. Her bölümde bir son boss'u var. Bölüm ha bir de boss'lar var. Yani boss'lar dışında komba çok minimal zaten. Yani uçan kaçan şeyler geliyor sıkıyorsun ölüyor. Hani çok... Seni zorlamıştın ama tabii boss combat'ı biraz daha mekaniklere falan girmen araştırma, gerekiyor. Araştırma, gezme evet, üzerine evet. O zaman. Olay tamamen o zaten. Crafting. Yani. Aynen. İşte şey yapabiliyor muyum? Yani farklı silahlar yapabiliyor muyum mesela? Silahını upgrade edebiliyorsun. Upgrade edebiliyorum. Evet. İşte kanca alıyorsun. Şeyin falan, falan işte, yok ama. Çantanı kuvvetlendiriyorsun, yükseltiyorsun. Okey. Böyle bir gemi memi, araç falan öyle bir şeyler yok. Yok. Okey. Emin okay. değilim ama hadi bakalım. Yani en azından senin oynadığın kadar. Daha bitirmedin çünkü oyunu. Yok bitirmedim. Oyun kısa ama daha bitirme fırsatım olmadı. 6 saat falan bitiyormuş. Ha o evet. kadar da kısaymış. Evet kısa. Okey. Okay. Ama bu 6 saat hani rushlayıp bitirmek mi yoksa hani... Anladım. Gezmek mi? Muhtemelen rushlayıp bitirmektir. Yani o sonuna hızlıca speedrun evet. yapar gibi gitmektir tahmin ediyorum. Çünkü muhtemelen yani işin içine bu kadar exploration işte gezme, tozma, keşfetme, geliştirme falan koydularsa... Biraz daha uzun sürer diye düşünüyorum ki sen de zaten rushlamayı seven bir adam değilsin. Kesinlikle gezmek daha gezerek güzel, evet. oynuyorsun oyunları o yüzden. Gemide şey zaten amacımız geminin şeylerini tamir etmek. Bozulan. Tabii. O yüzden biraz, de gidiyor işte. Burada biraz klişe var. Ama. Klişe tabii ama yani ne yapacaksın? İşte uzaylı metali buldum git onu al diyor. Böyle bakıyorsun ben oyunu nasıl gideceğim diyorsun. Ha. Ondan sonra işte tekrar kendini işte yan görevlere bakmaya başlıyorsun ondan sonra hani. Biraz daha bir tecrübe puan toplayayım da bir şey yapayım. Hani oradan puzzle'lar bir şey yapıyoruz. Puzzle derken zıplama puzzle'ı gördüm. Hani zıplama lava puzzle. Giren çıkan sütuna var. Zıplaya gidiyordum. Yani platforming diyebiliriz. Evet platforming puzzle'ları var diyelim bu, daha doğrusu. Bu Outer Wilds gibi oradaki gibi puzzle'lar yok yani. Outer Wilds başka bir klasmanda şimdi. Ya hayır tabii ki çok farklı şey bir klasmanda ama. Chest gibi bir şey buluyorsun. İşte yanında ürünler var. Ürünlerin karşılığında dünyada yani match etme gibi, falan. Okey tamam. O tarz şeylerimiz var. Anladım, anladım. Duvarı işte geçemiyorsun. Bomba atıp patlatıyorsun falan. Bunda çok minik puzzle aslında ama hani yine puzzle klasmana sokabiliriz bunları. Oyun PC'de var. Benim kalemde. Konsollarda da var. Oyunun güzel kısmı online co-op'u var. Hani gel beraber takılalım dediğin zaman çağırıyorsun bir arkadaşını. İki kişi mi? İki kişi. Yani zaten artık sanırım co-op yani bu tipte olup da co-op olmadığı olmaması. Zaman olmayacak gibi. Yani bu bir evet. nasıl derler? Piyasa teamülü mi diyeyim? Teamüllerim diyorlar. Teamülü yok. Teamül başka bir şeydi. Teamülleri. Teamülleri içerisine artık standartlar iyice etek. Standartlar evet, içerisine evet. artık iyice oturdu. Yani bir de zaten abi arkadaşınla oyun oynamak bence keyifli bir olay. Yani tamam eyvallah tabii. tek başıma oyun oynamayı da seviyorum ben. Tek başına bir hikaye başından alıp sonuna kadar götürmeyi de çok seviyorum ama i̇şte, o yüzden Outer Wilds gibi eski bir adventure yani, oyunları var. Bu tarz hani, oyunlarda evet. ama arkadaşla beraber böyle goy goy yapa yapa oynamanın da tadı mesela, başka yani. Çevrimiçi Coop oynamadım. Çevrimiçi Coop olduğu zaman ona göre puzzle var mı geliyor mu bilmiyorum. Şimdi ben oyunu alayım deneriz. Tabii bir zahmet. Artık yani. Onun cevabını Coop oynadıktan sonra verebiliriz. Ha oynayıp denemiş olanlar varsa tabii yazabilirler. Aşağıya abi yok falan Coop uğraşmayın değmez derseniz de ben hiç para harcamıyorum. Almayayım oyunu. Senin hesabından oynarım artık ne yapayım. O da şöyle. Ne de olmasın. O zaman tavsiye ediyor musun? Oyunu tavsiye ediyorum. Ya benim çok ilgimi çekiyor oyun. Ya bir kere zaten baksana şöyle cıvıl cıvıl renkleri var bir kere. En basitinden hani ben seviyorum göze hitap şey. Ediyor. Ben beğendim. Hatta hani bir yerden sonra hani sıkılıp ana oyuna geri dönersin ya oyunun hani neyse A oyunu B oyunu. Hani bunu silmedim kenara duruyor hala hani bitiririm ben bunu oynarım hani şeklinde hani şey yapmıyor kendine unutturmuyor oyun. Anladım anladım abi. Ama şey de yapmadı sana. Abi öbürleri dursun ilk önce bunu bitirmeliyim dedirtmedi. Çünkü zaten çerezlik oyun hani hiç kendine de iddialı gelmiyor. Ben süper bir oyunu beğenirken kendime çekeceğim seni hani
baş yere kaçamayacaksın gibi bir ders yok zaten. Hani komik, eğlenceli, belli, seni eğlendirmek istiyor. Kısa, tamam. Okey, yani hali. kafanı yoran oyunlardan ziyade, evet. Abi tamam birazcık daha yeter, çok fazla atıyorum. Rainbow Six oynadım, birazcık kafa dinleyeyim deyip buna geçebilirsin. Aynen öyle, yani. Aynen öyle. Okeydir. O zaman arkadaşlar, Journey to the Savage Planet. Vahşi gezegene olan macera şeyimizde, yolculuğumuzda sona geldik. Yolculuğumuzda geldik. Bu oyunla ilgili eyyorlamamız, goygoylamamız bu kadar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.